Efendim şimdi bir konuğumuz var. Bir defa onu altını çizerek söyleyelim. Korona Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Şimdi biz hemen bu sadede gelelim, yani evet. Oyalanmadan. Zatürre aşısı. Bir zatürre aşısı tartışması var. Yani 60-65 üstü insanları bu virüsün etkilediği yolunda çok bilgi verilince ve konuşulunca ve bu virüsün etkilerinin sonunda zatürreye varmasından dolayı tehlikeli olduğu da söylenince o zaman 60-65 yaş üstüne zatürre aşısı niye yapılmıyor, niye yapmıyoruz? Zaten devletin böyle bir hizmeti var. 65 yaş üzerine ücretsiz bildiğim diye kadarıyla. Diye gündeme geldi. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Bir kısım hekim de bunun yani zorlayıcı bir aşı olduğu, bazı bünyelerin bir takım hastalıklardan ondan sonra mustarip olabileceğini söylüyor. Bu konuda ne söylüyorsunuz acaba siz? Şimdi öncelikle bu koronavirüs neden olduğu zatürre farklı bir durum. Bu zatürre aşısı, pneumokok aşısı diye biz onu ifade ediyoruz tıpta. Pneumokok aşısının koruduğu zatürre farklı bir tablo. Yani ikisi aynı değil. Biri bakterilerin neden olduğu, özellikle de pneumokok bakterisinin neden olduğu zatürreye karşı koruyucu bir aşı. Diğeri ise yeni ortaya çıkmış virüsün yol açtığı bir zatürre. Dolayısıyla bu piyasada halk arasında zatürre aşısı olarak bilinen pneumokok aşısı, evet gerekli bir aşı, 65 yaş üzerine yapılması öneriliyor. Özellikle kronik hastalığı olanlara öneriliyor, yapılmalı. Ama bu sadece pneumokok bakterisinin yol açtığı zatürreye karşı koruyucudur. Yoksa koronavirüsle ortaya çıkan, şu anda dünyanın gündeminde olan ağır hastaların, zatürrelerin korunmasında etkili değildir. Yani şunun gibi mi hocam, gripte de sonbaharda aşı olurken H1N1 için, H1N5 için vesaire belli grip virüsleri için aşılar var. Hepsini kapsamıyor. Tıpkı onun gibi bir ayrım olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Yani tam ona da benzemiyor. Çünkü grip aşısında önemli olan suç değişimi. Yani mesela bir önceki yıl dolaşan suçlarla bir sonraki yıl dolaşan suçların, yani hastalığa neden olan suçların antijenik yapısı farklı olduğu için her yıl grip aşısında modifikasyonlar yapılır. Yeni suçlarla aşı üretilir. Yine o influenza aşısıdır ama o aşıya dahil edilen suçlar, antijenik yapılar farklıdır. Oysa burada tamamen daha farklı, daha bariz bir fark var. Birisi bir bakteri, biliyorsunuz mikroorganizmalar, virüsler olabilir, evet, bakteriler olabilir, mantarlar olabilir. Şu andaki koronavirüs dediğimiz adı üzerine virüs. Oysa pneumokok bir bakteri. Dolayısıyla bu ikisi arasında hiçbir örtüşme yok. Mesela siz bir önceki mevsimin grip aşısını olsanız yine sizi bir derece koruyabilir. Ama burada tamamen çizgiler farklı, kesişmiyor, örtüşmüyor. Bu dediğiniz çok önemli çünkü o kadar çok kişi hemen acaba, çünkü anne babası yani 60 yaş üzeri, 65 yaş üzeri kendisi için endişelenenler olduğu gibi anne babaları için endişelenenler ve bunu duyunca o zaman hemen biz de zatürre aşısı yaptırsak mı diye konuşanlar var birkaç gündür. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Bunu altını çizmeniz çok önemli o nedenle. Aslında yaptırabilirler. Yani bu bir fırsat da olabilir onlar için. Çünkü normalde 65 yaşın üzerindeki herkese, yani sağlıklı da olsa hiçbir sorunu olmasa da bu zatürre aşısı dediğiniz pneumokok aşısının yapılması bütün tıbbi literatürde ve kılavuzlarda önerilmektedir. Koruyucu olduğuna dair yayınlar vardır. Ve aynı zamanda eğer bir kronik hastalığı varsa 65 yaşı da söz konusu olmaksızın daha erken yaşlarda da, mesela kronik akciğer hastalığı varsa, kalp hastalığı varsa ya da bir immün süpresif, immün baskılayıcı, bağışıklığı baskılayıcı bir hastalığı varsa bu kişilere daha erken yaşlarda, 30 yaşta da 40 yaşta da bu aşı yapılmalıdır. Bu aşının bu vesileyle koronavirüs paniğiyle
endike olan gruplara, gerekli olan hastalara, kişilere yapılmasında bir mahsur yok. Yapılabilir. Yapılması da bir kazançtır. Peki, dediğiniz gibi Sağlık Bakanlığı bu aşının yapılmasını zaten öneriyor ve Sağlık Bakanlığı'nın aşılama tablosunda var ve ücretsiz olarak da siz de bahsettiniz çok güzel yapılıyor. Toplum sağlığı merkezlerinde, aile hekimliği merkezlerinde ve hastanelerdeki aşı polikliniklerinde yapılıyor. Ancak şunu bilmek lazım ki bu aşı koronavirüsün neden olduğu zatürreden korumaz. Evet. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Peki hocam, bazı bünyelerde başka hastalıklara yol açma riski var, zorlayabilir de deniyor. Bu doğru mu peki? Tam ona temas edecektim. Siz benden önce sordunuz. Teşekkür ederim, güzel soru. Şimdi bazen bu virüsün neden olduğu hastalıklar, viral hastalıklar, üzerine bakteriyel zatürrenin de oturması için bir zemin oluşturur. Mesela bir grip geçirirsiniz. Gripinizin yol açtığı solunum yollarındaki hasar bir bakterinin de solunum yollarına yerleşmesine ve orada bakteriyel pnömoninin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunu kolaylaştırabilir, bunu tetikleyebilir. Nitekim grip sonrası birçok kişide grip iyileşirken, tam işler yoluna girerken, birkaç gün içinde ateşi düşüp rahatlamaya başlarken tekrar bir atakla gripin veya ateşin yükseldiğini görürüz. Şikayetleri tekrar artabilir ve bunlar incelendiğinde grip dışında yeniden bir bakterinin zatürreye yol açtığını görebiliriz. Dolayısıyla koronavirüs hastalarında da bir bakteriyel pnömoninin ya da zatürrenin üzerine incimam edebileceği, yani üzerine oturabileceğini varsayabiliriz. Nitekim yapılan yayınlarda, bu özellikle Çin'den daha fazla tabii yayın var, bu koronavirüs hastalarının hemen hepsine antibiyotik tedavisinin de başlandığı, verildiği görülmüş. Oysa biz biliyoruz ki antibiyotikler virüslere karşı etkili değil, koronavirüslere karşı da etkili değil. Öyleyse bu hastalara niye antibiyotik verildi? Çünkü bu hastalarda ikincil bir sekonder, ikincil bir zatürre, bakteriyel zatürrenin gelişmediği konusunda ayrıcı tanı yapılamadığı için, bu konuda bir kuşku her zaman muhafaza edildiği için hasta lehine olarak her ihtimale karşı bakteriyel pnömoni de beraberinde olabilir diyerek tedavi veriliyor. Bu noktadan yola çıkarsanız o zaman sizin sorduğunuz soru çok doğru bir soru oluyor. Yani ben evet, bu aşı, zatürre aşısı, pnömokok aşısı beni koronavirüse karşı korumaz ama koronavirüse yakalanırsam üzerine bir bakteriyel pnömoni de eğer eklenecek olursa, hiç olmazsa bu aşı sayesinde o bakteriyel pnömonilerden pnömokoklara bağlı gelişebilecek olan pnömoniye karşı kendimi korurum düşüncesiyle bu aşı yaptırılabilir. Dediğim gibi aşının kimlere yapılacağı bellidir. Yapılması gerektiği hususunda da Sağlık Bakanlığımızın da ve kılavuzların da önerileri açıktır. Bu vesileyle koronavirüs paniğiyle gerekli olan kişilere bu aşı yapılırsa bu da bir fırsat olur. Ama peki, şuna inanmamak lazım. Yani ben bu aşıyı yaptırsam koronavirüs hastası olmam, bu beni koronavirüs zatürresinden korur denilirse bu yanlış olur. Peki, çok teşekkürler Profesör Doktor Tevfik Özlü, bilgilendirdiğiniz için bu son günlerin konuşulan konusuyla ilgili bizi. Hocamızdan bu bilgileri aldık. Şimdi ekrana bir grafik getireceğiz. Bu da virüsün henüz şu anda koronavirüs özelinde, bu süreler belli değil, üzerine çalışmalar sürüyor. Ama bir önceki SARS virüsünden yola çıkarak alınan referanslar, işte burada virüsün farklı materyaller üzerindeki yaşam süresi ne kadar? Hepimiz merak ediyoruz. Epeyce dayanıklı, epeyce uzun süre bu damlacıklar üzerinden bulaştığı yerde kalıyor. Bakalım hızlıca. Evet, metallerde, bu çatal, kaşık, bıçak, bu türden materyallerin üzerinde oda sıcaklığında 5 gün dayanabiliyormuş. Ahşapta 4 gün oda sıcaklığında, kağıt üzerinde yine oda sıcaklığında 4-5 gün hayatta kalıyor. Cam üzerinde oda sıcaklığında 4-5 gün, plastikte 22-25 derece arasında 5-6 gün. Otobüslerdeki tutacaklar gibi. 22-25 PVC derecede 6 pencere gibi. Biliyorsunuz bu tür ortamlarda 21 derecede 5 gün, seramik 21 derecede 5 gün hayatta kalabiliyor. Teflonda bile 21 derecede 5 gün hayatta kalıyor ama bir uyarı var.
Küçük şartlara dair küçük oynamalar, nem, işte sıcaklık falan gibi küçük oynamalarla bile bütün bu ortamlarda yaşama süresinin 9 günün üstüne çıkabileceği de vurgulanıyor. Bu bilgiler 22 uluslararası araştırmanın içindeki analizlerden toplanmıştır. Hepsi bilimsel. Ama burada bir şeyi hatırlatmak lazım. Bütün bu ortamlarda böyle yaşıyor ve bizim onlarla temasımız var. Tamamını temizleme ihtimalimiz olmayabilir. O zaman ne yapacağız? Bunlarla temas ettiğimiz şey ellerimiz. Evet. O da çok sıkça daha basit bir önlem. Sıkça yıkayacağız. O yüzden uzmanlar bu kadar sık tekrarlıyor.